Evet, Referandum mitinglerine bugün ara veren Başbakan Binali Yıldırım Çankaya'da medya temsilcilerini kabul etti. 16 Nisan yapılacak referanduma değinen Yıldırım net konuştu. %10 barajı için mesaj verdi. Kritik durum görmüyorum rahat evetle sonuçlanır. Referandum üyeliği kabul aşamasında. %10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir bu seçim barajı. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade milletvekilleri ön plana çıkıyor. Bu esnetilebilir, partilerle konuşmak lazım. FETÖ'cü Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray'dan ihraç edilmesine değinen Yıldırım, her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüze artmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki bir takım kişilerin bir takım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, yüzyıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur diye konuştu. İsviçre'de Erdoğan'ı hedef alan çirkin pankarta tepki gösteren Yıldırım, kabul edilebilir bir şey değil, bu tamamen suçtur dedi. Türkiye'nin diplomatik yollardan yapılması gerekeni yaptığını dile getirdi. Rak kooperasyonu için Amerika ile yeterince görüştüklerini vurgulayan Yıldırım, Amerika ve Rusya'yı eleştirdi. Tercih kendilerinin, Amerika ve Rusya'nın söylem ve eylemleri tutmuyor değerlendirmesinde bulundu.